Hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de yeni yaptığım bir desteği size tanıtmak istiyorum. Bu deste aslında bildiğimiz klasik Tomruk Bait destesinin roketi ve buzurhu çıkarılıp yerine iskelet ordusu ve yarasa alınmış hali. Çünkü bugün birazcık dedim maç yapayım, kupa kasayım dedim. Gördüğünüz gibi 6000'lerdeyim tekrar. Aslında bugün 5890'lara, 5900'lere kadar düştüm. Sonrasında dedim ki yeni bir deste yapmanın zamanı geldi Cem. O yüzden yeni bir tane Bait'in bir Bait'i, Bait kralı bir deste yaptım. Yine bu Valkyrie olan ve tekrar yanına 6000 kupaya çıktım. Hatta birazcık daha kastım. 6000'e tekrar aşağı geri düştüm, tekrar 6000'e çıktım falan filan. Yani 6000 kupaya çıkartabilen bir deste. Çünkü 5800'lerden 6000'e geri geldim bugün, az önce yani. Ve dedim ki 6000'lere çıkıyorsa 6000'lerden sonrasının devamını bence getirebilir. Çünkü karşıma yaşlıcalı geldi, yendim. Şeyli ne derler ona? Bir dur be, anlatayım ya. Anlatmama izin vermedi abi rakibimiz. Olsun, ne yapalım. Bazen de böyle oluyor abi, yapacak bir şey yok. Oraya bir şey atmayacağım. O hasarı göze alacağım çünkü bekleyeceğiz abi. Önemli olan beklemek. Çünkü elinde onun şu anda şey yok. Dur bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Onu şey çeteye yok, şarjlanmadı. Şarjlanmadı ama biz ona bayağı vuracağız şu anda. Aynen öyle. Şey diyecektim. Adam köprü spam olduğu için eline sadece çarpma var. Bir de alev topu olması lazım ya da zehir vardır. O yüzden rahatım. Bu arada rakip de benim gibi tam 6000 kupalarda. Yani 6000 kupaya daha yeni çıkmış. Buradan düşmek istemeyecektir. İyi oynamaya çalışacaktır. Ama işte karşısında yeni deste var. Bu desteği bilemez, tahmin edemez. Güzel. Güzel prensesin oraya. Ah be, tomruğu çok erken attım abi. Konuşurken hep aynı hata yapıyorum fakat Valkyrie'm, güzel Valkyrie'm hemen geri döndü ve o failliğimi güzelliğe çevirdi. Şu an bir şey atmayacağım. Bekleyelim. Prensin yollasın abi. Oraya iskeletleri mi atacaksın yine? Hadi yara, hadi yarasa, hadi yarasa. Hadi. Tamam, olsun olsun. En azından bir çarpmasını falan kullanmak zorunda kaldı. Oraya bir iksir harcadı yani. O da bana yeter. Fevri oynuyorum bu arada. Çünkü hem çarpmasını kullandı. Hem onda da iksir yok. Öyle. İyi de vurduk yani abi. Ya rakibimiz şey yapıyor yani. Köstebeği bir an önce elinden çıkarmaya çalışıyor fakat yanlış yapıyor bence abi. Dur bakayım. Yarasa eğer alırsak, Valkyrie güzel iş yapar derken yarasalar durdurulamıyor maalesef. Aynı benim yarasalarım gibi. Tamam, al. Prensesi alabilirsin ya. Hiçbir şey atmayacağım. Normalde de oraya tomruk giderdi fakat biraz iksirim de olsun abi. O yüzden bir şey atmayacağım. Şöyle oynayalım. Çapma at. Olur. Olur abi. Gerçekten olur. Bir şey değil mi? Dur. Dur bakalım. Güzel. Güzel abi. Gerçekten güzel. Şöyle dur. Gel çete, gel çete. Heh. Kara prens ölsün istiyordum. Kara prens öldükten sonra rahatız abi. Diğer prensi çok rahat alırız. Şöyle bir de hızlı bir atak yapıyorum. Çünkü oraya varınıyonu attı maalesef az önce kendisi. Oraya da onu yolladı. Şimdi amacımız prensesimizi korumaya çalışmak. Şarjlanma kara prens. Güzel. Bir prenses daha. Çünkü prenses şart abi oraya. Şöyle de güzel bir iskelet ordusu. Güzel güzel güzel. Sıkıntı yok abi. Onu alabilir. Hiç önemi yok. Dur. Onu alma. Çok iyi. Tamam. Şimdi bir şey atmayacağım. İskeletlerini atıyor musun oraya? Atmadı. Güzel. Hiç bu arada felaket kulesini hiç kullanmadık abi. Bir prenses. Çarpmayı şuraya kullansın diye. İskelet ordumu şuraya koyuyorum. Güzel güzel. Çarpmayı oraya kullanmadı. Dur orada. Ah be. Geç kaldık. Çok geç kaldık abi. Dur. O çok fazla hasar verir oraya. Çok hasar verir. Elektriyolun abi oradan. İhtiyacım olan tek şey tomruk. Hadi tomruk. Tam zamanında abi. Normal destede mesela elinizde şey olsa. Ne derler ona? Şunu kullandım abi. Oraya bir şey atması lazım. Yoksa GG oluruz. Şöyle güzel bir tomruk. Bir şey diyeceğim. Oraya ben Valkyrie attım sanıyorum abi. Elimde prenses varmış. Yaptığım failiye bakar mısın? Bir tanesi vursa yetiyor. Tamam. 3'ü birden vurdu. Tamam abi. Bu maçı kazandık, ilk maçımızı. 6000'lere de devam ediyoruz bu DN destemizle. Yani bu destede yine favori oynamamak lazım.
Yine de Fevri oynarsanız arkadaşlar bakın ortamız 3.1. Yani roket vesaire kullanmadığınız için tek kullandığınız şey felaket kulesi. Hatta felaket kulesini az önce hiç kullanmadığım için hepsi hızlı hızlı döndü. Yani önemli olan burada Valkyrie çok hızlı çevirmeniz lazım. Çünkü Valkyrie'den başka tank kartınız yok. Yani kara kartınız yok. Diğer kartların hepsi alan vuran kartlara ya da herhangi bir tane büyüye gidebiliyor. Ki büyüsü yetişmiyor genelde. Alan vuran kartı alıyor bunları. O yüzden Valkyrie çok iyi çevirmeniz lazım bu destede. Çok önemli. Valkyrie de çok önemli rol oynuyor. Bu arada 6054'e çıktık. Devam ediyoruz. Bakalım bu desteyle ne kadar çıkabileceğiz. Eğer ki çıkarsak 6200'lere kadar videoyu uzatırım abi. Yarım saat, bir saat. Çünkü desteği görmek istiyorum. İlla yüksek kupalarda nasıl iş yapıyor. Bizim için önemli olan o deste denediğimiz zaman. Çünkü artık 6000'ler de yapmamız lazım. Hedefimiz 7000 biliyorsunuz ki. Bu arada bir su içsemiymiş abi. Yani tamam. O bir tane vursun abi. Önemli değil. O vurmasın ama dur. Mega orada mı kaldı? Bütün iksirimi harcadım abi. Bir tane mega için. Gerek var mıydı bu arada? Valkyrie bir tane, iki tane vuracak diye. Prenses de alır şimdi. O tadından yenmez. Golem mi geldi karşımıza? Bir bakalım. Şu prensesi bir koruyalım abi. Balon gelmiş. Tamam. Prenses koruduk. Oraya da harcadı abi şeyi. Kar topunu. Tamam biz şu an gayet kardayız. Prensesimiz yaşadığı sürece her zaman kardayız. Unutmayın abi bu destede prenses çok önemli. Prensesi her zaman koruyun. Prenses olabildiğince spamlayın hatta. Çünkü hani az gibi gözüküyor fakat prenses arkadaşlar savunurken çok iyi hasar veriyor. Çok yardım ediyor. Atak yaparken de köprüden güzel vuruyor ve güzel bir tomruk şey. Fıçı. Aynen öyle. Ya biz bu bait'e yıllarımızı vermişiz şu an. Hem de farklı bir bait'le oynuyorum. Ona rağmen oynarız abi. Tomur'u da bu yüzden sırf prenses gibi kartlar için aldım. Çünkü emin olun. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Şuraya gel oduncu. O çok vurur, çok vurur. Yarı sayı yüzden koydum oraya. Çok da vuramadı abi, tamam. Evet, 2700'lere kadar indirdik kenti. Karşımızda Pestrelli kenti var. Evet, yani şey diyordum. Tomur'u da neden ekledim biliyor musunuz desteği? Daha doğrusu tomur'u çıkarmadım. Tomur'u zaten vardı. Karşımıza işte prenses geldiği zaman, bu arada kamerayı ben biraz yana koymuşum abi, dur. Karşımıza prenses geldiği zaman bizim bütün kartları çöp eder. O yüzden onu mecburen koydum, tomruk çok önemli. Tomruk bayağı önemli. Yarasa, 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 yarasa. Yarası erken koymam normalde ama kar topunu atmadı bir türlü. Artık koymam gerekiyordu ve koydum. Güzeliz. Bakın rakibin yetmiyor abi şeyi. Kar topu vesairesi yetmiyor. O yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi artık atak yapma zamanı bende. Hiçbir atak yapmadım sabahtan beri. O yüzden yolluyorum abi varımı yoğumu. Prensesini at bir yerlere. Prensesi atmadı. Benim prensesi öldürebilir. Hiçbir önemi yok. Ha evet, bir eksik yanı da şu arkadaşlar, destenin. Destede şey yok. Ne derler ona? Direkt olarak kuleye vuran bir şey olmadı. Şuraya bir tane fake atıyorum çünkü artık fake'i atmamız gerekiyor bir yerde. Onu yer diye düşünüyorum arkadaşlar. O yedi ama biraz garantici oynadığı için. Şöyle bir yarasa. Güzel. Güzel abi. Doğrudan kuleye, rakibin kulesine vurabileceğimiz bir büyüğümüz olmadığı için böyle son dakikalarda biraz uğraştırıyor sizi maalesef. Dur. Eğer ölürsek gayet iyi. Şöyle bir tane fake atmadım bunu bilerek. Belki şey yapar diye. Aynen sağdan vuruyoruz abi, güzel. Sağdan güzel vurduk. Şimdi oradan tabii ki balonu yollayacak. Dur. Oduncu vurmaması gerekiyordu. Tam zamanında, tam zamanında. Hadi yarasa, hadi yarasa, hadi yarasa, hadi yarasa. Abi, abi yapma bunu, yapma bunu. Dur. Aa, tomru atamamışım. İnanamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum. Yani illa bir şey yapacağım abi, illa. Yarasa erken kullandım. Çünkü adamın çoğu şey yetmedi şu an. Aa, balon öldü artık ama balon. Balon öldü artık. Alan hasar orayı alıyor zaten. Dur. Of,
Benim failliğim arkadaşlar. Yeniyordum aslında. Vallahi yeniyordum. Neyse. Destede sıkıntı yok. Tamamen ben orada yanlış hamle yaptığım için böyle oldu. Neyse devam ediyoruz. Deste denemeye devam. Hala 6000'lerdeyiz. Çünkü 6000'ler deniyoruz bu desteyi. Bu sefer kamerayı biraz fazla yukarı çevirmişim. Evet. Böyle iyi herhalde. Şimdi Batak Adası'ndayız. Le Pro geldi karşıma. O da yine 6040 kupada. Hemen şöyle prensesle başlayalım. Bakalım. Yani fail attığım fail hamlelerim de şöyle yani arkadaşlar. Şey değil az önceki maçta. Ne derler oraya? Yanlış konumlandırma falan değil. Attım sanıyorum tomruk elimde atmamışım meğerse. O tarz fail hareketler yani. Onlar ölür diye düşünüyorum. O yüzden bir şey atmadım abi. Şimdi rakipte kuvvetle muhtemel kasırga var. O yüzden şöyle en güvenli köşeye atıyorum goblin fıçımı. Yani cellat varsa ve bu destede muhtemelen kasırga var diye hatırlıyorum ben. Evet tabii şey de varmış abi. İskelet ordusu da var. Öyle bir deste bu. Binici. Tamam. Bir şey diyeyim mi abi? Yok. İki tanesi için değmez. İki tanesi için değmez abi. Binici. Şimdi bu sefer öne atacağım şöyle. Ve oraya bir tomruk atacağım. Oh, Mega Şövalyeli bir deste. Şimdi Mega Şövalye karşı bu deste ne yapacak bakalım. Beraberce görelim arkadaşlar. Çünkü önemli bir kart. Aynı zamanda binicisi de var çünkü bu destede. Mühim. Çok mühim. Çarpman var mı? Tamam çarpması yok. Evet oraya ne yazacaksın abi? O da olur. Şimdi rakip gördüğünüz gibi ilk başlarda hiçbir şekilde vuramıyor bize. Şöyle atalım. İlk prefire tomruk. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi abi. Ama olsun. Dur vurma. Tamam güzel. Gayet güzel. Oraya savunması lazım bir şekilde. Yoksa GG olur. Şöyle şuraya bir hafiften vuralım abi gidelim. Bir de şunu atalım şöyle. Tadından yenmez. Hep yiyor abi bunu. Ne atacaksın? Binici. Onu eritelim bir yandan. Güzel. Aynen iyi ki eritmişiz abi onu. İşte böyle. Devam edelim şöyle. Ah be çok 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 iyi zamanlama abi. Çok iyi zamanlama. Binici binici at bakayım binici. At binici. At binici abi. Binici atman lazım bence artık. Vakti geldi sanki. Dur. Durun orada. Şimdi şöyle bir şey var ki arkadaşlar. Mega'yı koyacak tabii oraya. Koymadı. Mega'yı koymadı abi. Oraya bayağı vurduk bu arada biz. Bayağı fazla vurduk. Yani bence Mega'ya karşı da gayet iş yapıyor arkadaşlar deste. Çünkü rakibimiz bir tıkı çaresiz gibi gözüküyor. Bir yerde. O vurur bu arada bayağı bir. Vurun. Vurun. Ve good game well played. Tamam bu maçı da çok güzel bir şey kazandık. Mega Şövalye'yi de yendik. Bu arada az önceki desteği de yenerdik arkadaşlar. O benim yanlış hamlelerimi yapmasam o diğer desteği de yenerdik. Buradan da güzel bir kupa aldık. Devam ediyoruz. Hemen hızlıca devam. 6050'lere 60'lara falan geldik galiba. King Nick geldi karşıma. Kral Nick. Kral Nick geldi karşıma. Evet kral. Sende hangi deste var kral? Elektro büyücü. Şey elektro büyücü. Elektro dev. Alev ruhu. En kötüsü alev ruhu abi işte. Alev ruhu bizim için sıkıntı. Neden dersiniz? Ateş ruhu normalde de ben hep alev ruhu diyorum. Neyse. Neden derseniz arkadaşlar. Şuraya kadar gelir diye ümit ediyorum. Neden derseniz. Goblin fıçımı fake atamıyorum maalesef. O şey olduğu için. Goblin fıçımı fake atamıyorum. Alev ruhu çünkü nereye atarsanız atın. Alan hasarı çok fazla vurduğu için. Hadi Valkür vur artık kızım. Bir tane vur. Çok adam çok hasar ver. 2000 abi adam 1300 hasar verdi. Aşırı hasar verdi. Çok fazla hasar verdi.
Alev uruğunu buraya kullanması lazım. Tamam, çok sıkıntı bir deste geldi karşımıza. Gerçekten sıkıntı bir deste. Daha gelir gelmez hiç savunamadık. Adam şu an aşırı derecede mutlu. Bu desteği nasıl yenebiliriz arkadaşlar? Şöyle yenebiliriz belki. Böyle yenemeyiz abi. Alev ruhuna tek atamıyor ki bizim prensesimiz. Ama en azından en azından öyle bir şey yaptık kendisine. Şimdi prensesi korumamız lazım madem öyle. Oh, evet. Evet. Dur. Ah be. Ah be. O vurmaz diye ümit ediyorum ama vurmaz değil mi abi? Yok, vurmaz. Son anda. Sonra az kalsın vuruyordu. Şimdi rakip tekrardan oraya yolladı abi şeyi. Ne derler ona? Elektro devini yolladı. Elinde yıldırımı var. Vesairesi var. At oraya. Kasırga da varmış abi adamda. Adam bize tam bir anti bir deste. Ama önemi var mı? Yok. Çünkü desteği demeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada durun bakayım. Valkyrie mi koydum? Tamam, Valkyrie koyalım hadi. Oraya etiket ordu koyacaktım ben normalde ama olsun abi. Felaket kulemiz güzel iş yaptı. Çok güzel iş yaptı abi. Şimdi onu erkenden eritmemiz lazım abi. Gelebilir buralara doğru. Bize sıkıntı yaratabilir. Prensese şöyle birazcık özgürlük yapacağım. Çünkü önemli. Böyle işler çok önemli. Kasırgayı da kullandı. Güzel. At bakayım tek iksirlik kartını. Şuna da bir şey at. Bir şey atman lazım buna. Yoksa GG olursun. Buna da bir şey at. Bizde böyle abi. Yıldırımı kullandırtmayacağım adama. Yıldırımı kullandırtmayacağım. Konuşamadım. Çünkü o yıldırım bize sıkıntı yaratıyor. Kullandı ama ne çare. Kullandı ama ne çare abi. Şu an fevri oynamaya başladım. Bir dakika dur. Hiç iksirim kalmadı. Sakin olun abi. Sakin olun. Sıkıntı şu ki abi, oraya biz %1 indirsek oraya daha fazla indirebilecek kartlarımız yok elimizde. Güzel. Güzel abi. Hadi kullan bakayım. Olur. Hepsi olur. Şöyle gel. Abi alev ruhu adam elinde ya. Bir iksir elinde ya şu an. Sıkıntı yaratıyor bana. Gerçekten sıkıntı yaratıyor o bir iksir. Dur orada. Çok fazla iksir harcım farkındayım fakat yapacak bir şeyim yok abi. Onların bir tane bile vurmaması lazım orada. Çok önemli. Arkadaşlar adamı gafil almamız lazım bu arada. Kullan kasırganı. Ah be, yanlış attım abi. Tomru çok yanlış attım. Vurun. Ve good game. Well played. Gayet. Bu desteği de yendik abi. Yani öyle böyle yendik. Gayet iyiyiz. Güzel. Aynen öyle. Thumbs up. Devam. Kupa kasmaya devam. Bu video hakikaten bir saat çekebilirim. Yani bu desteği. Dur. Kupaya bakalım. Yine kaderimi oynadım. Belki karşıma yenebileceğim çok rahat bir adam gelecekti. Fakat şu an karşıma kulübeci biri gelecek. Ama kulübeci de gelsin. Kulübeciye karşı bu desteği görmek istiyorum. Herkese karşı görmek istiyorum ki desteği değiştirdiğimin bir manası olsun. Dur. Son anda. Arkadaşlar ben sürekli gafil alınıyorum videolara. Farkında mısınız? Yani karşıdaki adam beni ya izliyor ya da tahmin ediyor. Ya da çok şanssız bir insanım. Kısmetsiz bir insanım. O yüzden konuşurken adam hemen atak yapıyor. Neyse ki hemen çabuk davrandım. Şöyle bir Goblin testine at bakalım. Aynı deste mi geldi? Cellatlı olan deste. Mega şövalyeli, cellatlı falan filan. Yo, bir dakika, bu başka bir deste. Bu arkadaşlar. Bu hangi deste ya? Prenses bir tane vursaydım be keşke. Valkyrie ama onların hepsini alır abi. Mesela şövalye olsa elimizde alamayacaktı. Dur bakalım. Büyü at oraya. At bir büyü. Büyü. Yetişmedi abi büyüsü. Ya da büyüsü yok. Elinde bir şeyler olması lazım ama bir yerde. Bir büyü olması lazım. O büyüyü kullanması lazım. Bir alev topu var gördüğümüz. Hem prensesi yolladı. Hem şeyi yolladı. Prensese başka bir şey mi atmıştı? Vallahi gözünden kaçırdım abi. Eğer başka bir şey attıysa. O gelmeden onu eritelim arkadaşlar. Binici hata geliyor. Abi elimizde felaket kulemiz var. Şimdi unutmayın, her zaman her destede sakin oynamanız lazım. Rakip kartınızı alsın, ona göre kartınızı güzel konumlandırıp savunun. Ve fevri oynamayın, fail atmayın. Ve asla da konuşurken maç yapmayın. Benim yaptığım gibi.
Çünkü gerçekten normal maç yapmak gibi olmuyor konuşurken. Daha da zorlayıcı oluyor. Ama durun bakalım arkadaşlar. Alev topunu oraya kullandın. Buraya da bir şey kullan bakalım. Tamam, tomruk ve alev topu var. Ben memnunum abi çünkü böyle olduğu zaman arkadaşlar fake atabiliyorum tomruğumu, goblin fıçımı. O yüzden rahatım. Şu an böyle bir şeyler atıyorum sağa sola. Çünkü iksirim elimde bol. Şuraya da şunu atalım. Binici atsın oraya. Bir şeyler atsın. Güzel. Hemen şuraya güzel bir tane var. Kür konumlandırması. Kullan abi kullan. Hiçbir önemi yok. İnan hiçbir önemi yok abi. Hop. Şu an normal atıyorum arkadaşlar bilerek. Birazdan fake atmaya başlayacağım. Alışsın ya rakibim hep oraya attığımı. Ah. Hop dur. Bir şey diyeyim, buraya koydum abi. Risk atmaya gerek yok. Hiç vurmasın. Felaket oraya da döner çünkü. Al bakayım felaket onu. Güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, fake atmanın zamanı geldi. Bakın. Birinci fake'imiz bu. Bu bir tık daha yakın. Aslında ilkini uzak atmak lazım normalde. 7. Güzel. İlk fake'imizi çok güzel, başarılı bir şekilde 7. Elime felaket kulesi gelmesi lazım. Başka hiçbir şey değil. Aynen öyle. Şöyle bir tomruk. Dur bakayım. Güzel. Oraya bir şey atmama gerek var mı? Var. Dur! Allah! Abi çok geç attım ya. O hasar almamamız gerekiyor normalde. Aynen öyle. Şimdi elinde alev topu var. Onu fail atması muhtemel. Bak yemedi bu sefer. Yemedi. Yemedi abi. Ama önemi yok. At bakayım. Biniciyi at. Binici. Bu sefer öne atıyorum. Bu sefer öne attım. Vurun bakayım. Vurun. Güzel. Yani arkadaşlar bu destede böyle oynamanız lazım. Bait destede. Bir öne, bir arkaya, bir geri, bir öne. Ve olabildiğince abi spamlayın. Spamlayın yani bütün prensesinizi vesairenizi. Olmadı. Yanlış attım bence. Şu an bekleyelim. Çok fazla iksir kârındayım zaten. O biraz iksir harcasın oraya, bir şeyler atsın. Önemli değil. Prenseslerim hala yaşamaya devam ediyor abi. Şöyle bir tane fake daha atıyorum. Güzel. Adam çıldırdı artık abi, size söyleyeyim abi. Ama işte şey yok abi bu destede de. Ne derler ona? Roketin vesaire olmadığı için dönüp de şey yapamıyoruz. Onu kullandın. Şöyle öne bir tane goblin fıçısı. Bir tane şuraya tomruk. Fake atsam iyi olurdu bu arada, ben size söyleyeyim. At biniciye. Binici buraya gel. Güzel. Hayır, hiç güzel değil, hiç güzel değil. Dur, vurma. O bir tane vurur abi. Vurmasın. İyi, vuramadı. Vuramadı arkadaşlar. Yani good game ve update. Kazandık mı kazandık. Uzatma da olsa kazandık abi. Güzel. Yani dediğim gibi elimizde alev topu vesaire olsa orası çoktan GG olmuştu. Alev topu bize dönmüştü. Bir şey yapmıştık vesaire. Tamam, uzak dolu rakibimizin bu birinci destesini de yendik. Videomuz uzadı uzadıkça, videomuz çok uzamış abi. Videomuz bayağı uzamış. Hiç fark etmedim. Kaç kup olduk abi? 6000. En azından 6100'ü geçtiysek benim için yeter. 6112. 6112'ye kadar çıktık bu destemizle. Yani sanırsam bir kere yenildik. Onda da benim hatam abi. Onu ya yapmasam yenmeye devam ediyorduk. Ve bu arada şu sanıkları açmam yok mu hemen hızlı. Hızlı açıyorum arkadaşlar. Çok güzel, oradan o geldi, oradan o geldi. Burada işime yarayacak tek kart çarpmadan gelen altın. Ve mini Pekka'nın 10 tane gelmesi. Güzel. Şunu hemen hızlı açıyorum. Burada işime yarayan hiçbir kart yok. Hele uçan makine hiç kullanmam. Yine uçan makine hiç kullanmam. Alev ruhu hiç kullanmam. Hiç kullanmadığım kartlar geldi. Joker kartı hariç. Burada ne varmış? Burada 50 tane sıradan Joker kartı. Altın taş. Şok birliği. Hiç kullanmadığım yine kartlar. Şuradan bir tane daha açalım. Hadi efsanevi çıkar. Ah be, efsanevi çıkar dedim. Elektro ruh gayet iyi. Elektro ruh biriktiriyorum. Her şeyi açtık, gayet iyi. Tamamdır. 6112'ye tekrardan geri çıktık bu arada ama önemli olan kupa kasmamız değil. Bu desteği denemek. Size böyle bir yeni bir destek göstermiş oldum arkadaşlar. Ben size net olarak söyleyeyim. Bakın bugün 5800 lira, yani 890 lira. 5900 diyeyim ben size. Çünkü 5900'e yakında. 5900 lira düştüm. 5900'lerden 6000 kupaya kastım bu desteği. Sırf bu desteğiyle
Ve gördüğünüz gibi 6000 kupadan sonrasında size gösterdim. Neden? Çünkü 6000'e artık bir yerde çıkabiliyorsunuz öyle böyle. Önemli olan 6000'den sonrasını tamamlamaya çalışmak. Ve ben de bu yeni yaptığım desteği 6000'den sonra deneyip size göstermek istedim. Hazır kupa düşmüşken yani bugün maçlardan sonra neyse. Ama bununla beraber bugün 200'den fazla kupa kasmış oldum. 200 küsur kupa kasmış oldum. Böyle bir desteği oldu. Eğer desteği beğendiyseniz like atın. Yani like atın değil. Videoyu beğendiyseniz like atın. Desteği beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Abi işime yaradı, işime yaramadı. Şu eksiği var, şunu yapsan daha iyi olur gibi önerinizi bekliyorum. Çünkü bana birçok öneri geliyor. Bunların hepsini dinliyorum ve bunlara göre yani şey yapabiliyorum. Kullanıyorum bu önerileri videomda. İşte ya oluşturdum desteler dedim. Aynen böyle demişti. Şunu yapsam daha iyi olur gibisinden. Neyse daha fazla uzatmadan videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. İyi günler ve bye bye.